Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak Çakır Soğutma Atölyesi'nden yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda görmüş olduğunuz makinemiz çalışıyor. Her şeyini tam yapıyor. Suyunu atar gibi pompası da çalışıyor ama suyunu hem çok ağır atıyor hem de içindeki suyu atamadığı için programlar yavaş ilerliyor veya işte programı bitirmeden bekliyor, suyunu atamadığı için sıkmaya geçmiyor gibi genel olarak bu şikayetlerle geldiği için makinemizi kontrol ettik arkadaşlar. Makinemizin pompasında sorun, tıkanıklık var. Pompasında da değil daha doğrusu. Böyle bir problemle karşılaşırsanız neler yapabilirsiniz? Arıza nedir? Nasıl anlarsınız? Bunu göstermeye çalışacağız. Göstermeden önce şunu bir kez daha belirtelim. Video harici bilgi için arkadaşlar Konya dışından aramayalım. Çünkü cihazı gelip yerinde tespit etmeden arızayı veya kontrol etmeden, sökmeden bu videoda söylediğimiz bilgilerin dışında bir şey diyemiyoruz. O yüzden Konya dışı aramamaya özen gösterelim. Mesai saatlerimiz sabah 9, akşam 6 arasıdır. Konya içinde bunu belirtelim. Cihazımızı şöyle size gösterelim arkadaşlar. İçinde görmüş olduğunuz bir bez attık. Su var. Yani suyu görün diyerekten bezi şöyle arkaya atalım. Makineyi kapattık arkadaşlar. Normal sıkma programına getiriyoruz. Makinemizi test ettik. Normal yıkamadayken suyunu atma kısmına geldiği zaman cihaz orada uzun süre, yani normalde bir dakikada da atacaksa suyu, 10 dakikada suyunu atamayıp tekrardan üstüne su atıyor veya beklemeye geçiyor. Modeline göre değişebilir bu makinenizin. Ya da sürekli kirli suyla yıkamaya devam eder. Makineyi sıkma konumuna getirdik. Deneme yapacağız. Başlat tuşuna basıyoruz. Ve pompanın çalışması. Pompayı duyuyorsunuz. Çalıştı. Yani pompamıza elektrik geliyor ve pompamızın motoru çalışıyor. Bunu duyuyoruz. Pompanın tahliye hortumu, yani şu makinenin arkasından çıkan, çıktığı yeri de gösterelim. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar pis su hortumu buradan geliyor gördüğünüz gibi ve bidona. Yani siz görmeniz için bunu bu şekilde ayarladık. Suyun gelişini görüyorsunuz hortumdan. Normalde bu su dolu dolu akar. Yani hortumun deliğinden bayağı bir tazikle ve yüksek seviyede su gelir. Bu şu an kıl gibi, yani çok az geliyor. Bu şekilde az geldiği için pompa suyu atamıyor dışına. Bu da iki sebepten olur arkadaşlar. Pompa suyu neden atamaz? Birinci sebep, pompa hortumları. Makinenin kazanından çıkıp da pompaya gelen hortumlarda çamaşır veya işte çorap, ufak tefek bir şeyler olma ihtimali var. Bundan dolayı olabilir. Yine pompamız arızalanırsa pompa çalışır ama atamayabilir. Yani boşa dönebilir motor kısmı. Bu şekilde arızalar olabilir. Genelde tıkanıklıktan yapar bu sorunu. Bu pompa temizlenmesi gerekiyor. Pompayı da temizlemek için arkadaşlar, bu makine için, bu görmüş olduğunuz pompamızın kapağı. Bunu sola doğru çevirdiğimizde saat yönünün tersine yerinden o beyaz kapağı çıkartacağız. Kimisinde siyah olur, kimisinde beyaz olur. Arçelikte mesela şöyle kapalı olur. Bunu açıp yine bunu çevireceğiz. Bazılarında tüm tampon olabilir. Komple altında plastik. Onda da o tamponu çıkaracaksınız. Kısaca pompa kapağını açıp pompanızın kapağının içerisinden gelen suyun şiddetine bakmanız lazım. Eğer bu kapağı açtığınızda su komple boşalıveriyorsa içindeki, kazanın içindeki, o zaman ya pompanız arızalıdır ya da şu gelen tahliyenin şu ucundaki hortumda bir tıkanıklık olabilir. Ama bu kapağı açtığınızda su yine yavaş yavaş akıyorsa içinden, kazanın içindeki su bir anda boşalmıyorsa, o zaman bu pompaya gelen hortumla kazan bağlantısı olan hortumun, siyah hortumun içine bir şeyler kaçmıştır büyük ihtimal. Oraların temizlenmesi gerekiyor. Pompayı buradan kendiniz kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında hortumlara işten anlamıyorsanız müdahale etmeyin. Ama yine de ben yok bakacağım, merak ettim diyorsanız makineyi biraz arkaya doğru yatırıp şuradan itekleyip şöyle altını kaldırırsınız ve tamamen yatırmayın makinenizi. Alt taraftan hortumları söküp bakabiliyorsanız kontrol edebilirsiniz. Makinemizin altını geriye doğru yıkıp gördük arkadaşlar. Şu da bahsettiğimiz hortumdu. Şu vidasını şöyle göstereyim ben size. Şu vidayı çözdüğümüz zaman bunu yerinden çıkardık. Bakın şuraya takılıydı bu. Bu da işte görmüş olduğunuz bahsettiğimiz çamaşır. Evet. Bu da hazinemiz arkadaşlar. Bir adet çorap kaçmış. Gördüğünüz gibi makinenin içine. Bu çorap hortumu tıkadığı için makine suyunu atamıyor. Bu şekilde eğer ki suyunu tam atamıyor, sıkmaya geçmiyor veya uzun yıkıyorsa makineniz, suyu bu şekilde yavaş attığı zaman olabilir bu arızanın kaynağı arkadaşlar. Tam teşhis için mutlaka cihazın görülmesi gerekiyor. Bunu bir kez daha belirtelim. Bu videolar yardımcı olmak adına veya ufak tefek kendiniz evde kontrol edelim derseniz size yardımcı olmak adına yükleniyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolara bol beğeni ve yorumu da eksik etmeyelim. Videolarımız
Bazı videolarımız var 300-500 bin izlenim alan ama beğeniler çok düşük arkadaşlar. Yani yorum var ama beğeniler çok düşük kalıyor. Buna da dikkat edelim. Yani izledikten sonra hoşunuza gittiyse, faydalandıysanız bir beğeni bırakmayı da unutmayalım. Herkese kolay gelsin.